Evet, Hakan Kürşat'la ilgili teminat duruşması az önce tamamlandı ve 65 bin toplamda 65 bin euro banka teminatı ve 10 bin euro nakit teminat, ayrıca ayda 2 ispatı vücut yapılması koşuluna bağlı olarak serbest yargılanacak. Bu serbestliğin içerisinde Kuzey'e geçişi de söz konusu olacak. Şu an itibariyle mahkeme emrinin yazılması ve teminat koşullarının yerine getirilmesi noktasındayız. Birkaç saat içerisinde Hakan'la birlikte Kuzey'de olmuş olacağız. Yani Larnaka'ya falan filan gitmeye gerek yok. Yok. Şu anda dediğim gibi mahkeme emrini, mahkeme sonuçlanmıştı teminat duruşması. 29 Şubat'ta da davanın duruşması konulmuştu. Teminat koşullarını yerine getirip Kuzey'e geçeceğiz. Ne beklersiniz? Yani bu çünkü şey var, eski bir dava, 2004-2005. Yani... Akan'la Kuzey'e geçelim. Çok yakın bir zamanda hem öncesiyle ilgili, süreçle ilgili ve bizi ne beklediğiyle ilgili kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Şimdilik sadece bu bilgiyi vermiş olalım. Ne Lefkoşa'da mahkemedeyiz. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde. Burada 40 gündür işte İtalya'da tutuklu bulunan Akan Kürşat'ın dün gece itibariyle geç saatlerde buraya getirilişi ve mahkemeye çıkarılışı süreci vardı. Az önce noktalanan bir mahkeme oldu ve Akan Kürşat'ın serbest kalması kararı verildi. Çok kısa bir işlemler var tabii. Çünkü yaptırılması gereken bir teminat var. 65 bin euroluk bir teminatla serbest kalacak. Ve bunun işlemleri var şu anda mahkemede. Mahkeme içerisinde kayıt yapmak, telefonla fotoğraf çekme her şey yasak olduğu için buradayız. Ben içerideydim. Akan Kürşat'ın akrabaları, eşi başta olmak üzere akrabaları ve ofisindeki arkadaşları, çalışanları buradaydı. Ve haberle birlikte sevinç gözyaşları döktüler. Birkaç saat içerisinde Akan Kürşat'ın buradan ayrılıp evine döneceğine yönelik bir bilgimiz var. Tabii bir yargılanma süreci başlayacak. 2004-2005 yıllarında Gerirop davasıyla birlikte oluşan bir süreç var. Bu sürecin de artık bu mahkemelerle birlikte temize havale edilmesi bekleniyor.